Herkese merhaba. Üzerinde konuşmamız gereken nokta şu. Türkiye'nin yaşanılan bu ani baskı nedeniyle Kabil'den, tahmin edildiğinden ve planlanandan daha erken çıkması ne tür bir hayra vesile olmuş olabilir? Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir NATO operasyonuyla, bir NATO harekatıyla 2001 yılı itibariyle, üstelik de Amerika Birleşik Devletleri'nin El-Kaide unsurları tarafından kendi evinde, New York'ta, Washington'da vurulmasından sonra 5. madde işletilerek, yani birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için, bugüne kadar bir defa işletildi, o da en güçlü ortak Amerika için. Lan oğlum, çok affedersiniz, biz sürekli saldırı altındayız ya, bir toplaşın da aynı maddeyi bir de Türkiye için işletin, değil mi? Yani Türkiye 40 yıldır PKK ile savaşıyor, Suriye'si var, Irak'ı var, var oğlu var, kuzeyimizde Ukrayna savaşı, ya birisi de çıksın desin ki ya kardeşim biz 2001 yılında bu maddeyi bir tek Amerika için işletmiştik ama Türkiye sürekli saldırıda, biz biraz bu işe destek ol. Hayır, olmazlar. Çünkü o saldırıların içinde kendileri var. Geçelim. Şimdi bu misyon çerçevesinde Türkiye'nin Afganistan'da kalmaması gerektiğini ısrarla söyledim. Bu hem Türkiye-Afganistan milletleri arasındaki ilişkilerin, tarihi ilişkilerin soğumaması ve yaşanılan sıcak ilişkiler ve saygının devam etmesi açısından önemliydi. Hem de Taliban'laşan bir Afganistan'da Türk askerinin zaten ne işi olabilirdi? Türkiye'nin bunu biraz geç fark etmesi, daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen istihbarat raporlarına göre davranıp nasılsa Kabil düşmez diye rahat hareket etmesi müthiş bir problemdir. Bundan sonra Hakan Fidan ve arkadaşlarına ve askeri istihbarata tavsiyem Amerikalılardan gelen raporları birkaç kere daha kontrol etmeleridir. Kontrol etmek için de çok kolay. Ben açık istihbarattan anlayabiliyorum Taliban'ın Kabil'e yürüdüğünü ama Amerikan Pentagon nedense anlamamış. CENTCOM daha doğrusu. Onun böyle bir de McKenzie diye bir komutanı var. Frank McKenzie bir numaralı PKK hayranıdır biliyorsunuz. Yılda 2-3 kere Haseke'ye ve Kobani'ye falan gitmeden rahat edemeyenler cemiyetinden. Neyse, lafları uzatmayacağım. Şimdi Irak-Suriye hattı ve Libya'da yaşanılanlar Türkiye'yi önümüzdeki kış aylarında, sonbaharın ortalarından itibaren küresel dengelerin iki cepheli bir çatışmaya sürükleyebileceğinin işaretlerini veriyor. Burada kompleks bir durumla karşı karşıyayız. O da şu, karmaşık. O da şu, İdlib üzerinden yaşadığımız yoğun saldırı Rusya, Beşar Esed ve İran kaynaklı olarak şekilleniyor. Irak'ın kuzeyinden ve Suriye'nin kuzeyinden yaşadığımız saldırı da Amerika Birleşik Devletleri ve PKK üzerinden şekilleniyor. Esasında Türkiye, Suriye-Irak hattında net olarak bir Amerikan-Rus saldırısıyla karşı karşıya. Bunu esasında yeni bir şeymiş gibi de söylemek ayıp. Bu zaten bilinmesi gereken, üzerinde konuşulması gereken ve çözüm aranması gereken bir mesele. Niye? Niye? Hadi sordum, niye? 10 saniyeniz var. Kendi kendinize cevap verin. Hadi geçti 10 saniye. Barış Pınarı. Barış Pınarı harekatını yaptığımızda hangi iki devletle anlaşma yapmak zorunda kaldık? 2019 Ekim ayı. Kim geldi buraya? Amerika Birleşik Devletleri'nin Molotov suratlı dönemin başkan yardımcısı Mike Pence ve yanında Pompeo. Sonra kimle oturduk masaya? Putin'in Rusya'sı. Niye? Demek ki orada bize karşı saldırı ekipmanlarını bulunduran
ve saldırı güçlerini oluşturan bütün yapıların içinde bu iki devlet var. Şimdi bu iki devlet o bölgede yine hareketlendi. Yine hareketlendi, onu anlatmaya çalışıyorum. Bir de bak, uzun uzun isimler vererek falan anlatmayacağım. İdlib tam anlamıyla hedefte. Rusya artık çok net kendi hava kuvvetleriyle havalanıyor, geliyor, Türk askerinin biraz ötesindeki Suriye Milli Ordusu veya HTŞ unsurlarını bombalıyor gidiyor. Göz göre göre. Sürekli sivil yerleşim birimlerine Beşar Esed'in topçu ateşi var. Biz de cevap veriyoruz. Yani esasında biz, Türk medyasının şeyine yansımıyor ama yani sonuç itibariyle biz İdlib'de Rusya ile savaşıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz savaşıyoruz. 15 bin askerimiz, binlerce zırhlı aracımız. 15 bin sadece İdlib'de. Bir 15 bin de diğer bölgelerde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şu anda Suriye'de 30 bin vatan evladı, binlerce tankı, topu, zırhlı aracıyla biz birileriyle savaşıyoruz orada. Bunu görmek lazım. Şimdi ben Genelkurmay'ı şu yönden takdir ediyorum. Meydan okumayı tespit etmiş. Ayrıca Libya'daki olayı da çok iyi çözmüş gelişimi. O yüzden son dönemde dikkat edin. Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyinden sürekli hava harekatı, topçu ateşi, MİT'le işte hava kuvveti, silahlı kuvvetlerin işbirliğiyle yapılan operasyon haberleri geliyor. Bu haberler esasında bir terörle mücadelenin doğal sonucu gibi gözükse de yani PKK'ya karşı öyle değil. Daha geniş bir kavramı var. Türkiye Hava Kuvvetleri, Milli İstihbaratı, Kara Birlikleri bölgedeki askeri gücüyle karşısındaki gücü baskılıyor. Baskılıyoruz. Bu önemli. Yani alanı baskılıyoruz biz. Rusya ve Amerika'nın hareketlendiği kendi vekil savaşçılarıyla yeni bir maceraya girmeye hazırlandıkları, çünkü birikiyor birçok şey orada, hazırlandıkları bir dönemde çok doğru bir kararlılıkla Türkiye orayı baskılıyor, kıpraşmayın diye. Niye? Çünkü Türkiye için şu anda en ana problem, ana eksen problemi Libya. Libya'da karşılaşacağımız meydan okuma kuşkusuz Suriye veya Irak'ta karşılaşmakta olduğumuz meydan okumaktan daha kritik. Niçin? Çünkü Suriye ve Irak cephesi sonuç itibariyle bizim sınırlarımızın öbür tarafı. Libya'da karşılaşacağımız meydan okuma ise deniz aşırı bir alan. Şimdi Halife Hafter'e ait yayın organları ikide bir Mitiga havaalanına şu uçak indi, Mitiga havaalanına şu helikopter, uzun uzun anlatmayacağım. Açık istihbarat esasında bunlar. Habire bir Türk askeri sevkiyatından bahsediyorlar. Ve bu yalanlanmıyor da. Demek ki Türkiye Libya'da yaşanılmakta olan siyasi kilitlenmenin 24 Aralık 2021 günü planlanmış olan o seçimin de ertelenmesine neden olacağını düşünerek ve o seçimin ertelenmesinin de Halife Hafter'i yeniden harekete geçireceğini düşünerek çok ciddi tedbirler alıyor. Çok ciddi tedbirler alıyor. Yani orada o meydan okumaya karşı bir defa batıdaki aşiretlerin silahlı birliklerini kontrolü, Libya ordusunun milli bir ordu kimliğiyle yeniden tıpkı diğer Somali'deki ordular falan gibi şekillendirilmesi ve aynı şekilde o bölgeye yeni İHA, SİHA veya diğer savaş malzemelerinin nakli gibi meseleler gelişiyor. Benim tavsiyem şu. Şimdi yakında Mevlüt Çavuşoğlu
bu Libya konusunda buluşmak üzere Cezayir'e gidecek. Ve oradaki tabloyu biz Çavuşoğlu'nun açıklamalarından iyi kötü anlayabileceğiz. Çünkü Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri Rusya ile beraber Halife Hafter'i Libya'nın başına geçirme projesinden vazgeçmiş gözükmüyorlar. Halife Hafter'i Genelkurmay ama devlet başkanlığına da Seyfü'l-İslam Kaddafi'yi hazırlayan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Bu proje, bu strateji gerçekleştiği an itibariyle yapılacakları ilk iş Türkiye'yi Libya'dan Anadolu'ya geri yollamaktır. Onu söyleyeyim. O yüzden ya bu meydan okumayı Pakistan-Katar ittifakına, Türkiye ittifakına Cezayir ve Cezayir'i de katarak yeni bir moment, bir hareket sağlayacağız. Yahut da gelişmelere karşı bağımsız bir politika izleyeceğiz. Şimdi bu açıdan baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin de Afganistan olayından sonra özellikle Libya gibi bir sorunla uğraşmak istemediği de anlaşılıyor. Richard Norland aralara girdi. Meşru hükümete bağlı orduyla Hafter'in ordusu ortak bir birlik kurarak Kaddafi'nin ülkenin su ihtiyacını karşılayan insan yapısı dünyanın en büyük nehrinin kaynaklarını korumakta ortak bir birlik oluşturdular. Bu şu demek: Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya yeni milli ortak Libya ordusunun kurulmasında Hafter'i öne çıkaracak bir formül üzerinden yürüyeceklerinin işaretlerini veriyorlar. Yani Hafter'i denklem dışına çıkartmayan, tam tersine ülkenin askeri birleşmesi, yani iki ayrı ordunun birleşmesini Hafter'in ana zemininde gerçekleştirmeyi öngören bir çalışmanın içinde olduklarını bu son ortak durumda ortaya koydular. Bu Türkiye için büyük bir risktir. Zaten savaşın patlak vermesi de ikinci büyük bir risktir. O yüzden Afganistan'dan bizim zamanlı ve son dakikaya da kalmış olsa bile çekilmemizin önemli bir rol olduğuna inanıyorum bu konuda. Çünkü ulusal devletler, emperyal devletler gibi değildir. Onu açıklıkla ifade edeyim. Yani Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri emperyal devletlerdir. Biz kendi kaynaklarını çok akılcı kullanan ve o akılcı kullanımla da sonuç alan bir ulusal devletiz. Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la beraber müthiş güzel bir iş yaptık. Yarım kalan bazı şeyler var falan, ben onları önemsemiyorum artık. Müthiş güzel. Peki. Libya'da bütün dünyayı şoka sokacak güzel bir iş yaptık. Bunun dağılmaması lazım. Yani bizim dikkatimizi dağıtacak bütün maceralardan ve manevralardan uzak durmamız gerekiyor. Bizim yapacağımız şey şu: kazandığımız her cephenin arkasını doldurmak. Biz bunu yapamıyoruz. Bu ülkede Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği diye bir kuruluş var. TÜSİAD var, MÜSİAD var, TİM var. Türkiye İhracatçılar Meclisi. Var oğlu var. Ekonomi dedim, hepsi böyle. Yakında başlarlar sempozyumlara, şunlara bunlara. Bir ülkenin bir bölgede askeriyle sağladığı hakimiyeti veya asimetrik üstünlüğü yumuşak güçleriyle sağlama alması gerektiğine göre davranmıyoruz. Bir örnek vereceğim ya. Bir örnek. Amerika Birleşik Devletleri tahliyeler sırasında 1700'e yakın Amerikalı gazeteciyi Kabil'den çıkarttı. Sadece CNN'le
New York Times'ın Kabil'deki bürolarında kaç gazeteci çalışıyormuş biliyor musunuz? 204. Sadece iki kuruluş ha. 1700'e kadar çıkmış bu rakam. Hepsi çıktı şimdi Amerika'ya. Sorarken bile içim daralıyor. Türkiye'de Trablus'a varmasından bu yana kaç tane yayın kuruluşu Trablus'ta bir büro açtı? Hürriyet, Milliyet, CNN Türk, NTV, aklınıza gelen Habertürk, aklınıza gelen herkes için soruyorum. Hiçbiri. Sadece sağ olsun, tabii ki onun görevi, Anadolu Ajansı. Hatta çocuğu da tanırım, çok kıymet de veririm. Genç, iyi bir gazeteci, Mücahit Aydemir. Tek başına o çocuk, o savaşın ortasında, Sirte-Cufra hattında tek başına Türkiye'ye Libya bilgisi geçmeye çalıştı. Kardeşim, senin medyan buysa iş adamın da bu. İş adamın da gidip, ya ben şurada bir lojistik merkez kurayım. Bu lojistik merkeze sürekli bir Türk malını yığalım. Organize sanayi bölgelerinde işler çevirelim. O mallar buralara gelsin. Buradan biz yolunu açalım. Afrika'nın göbeğine kadar Türk malını yığalım. Ucuz satalım, güzel satalım. Hem para kazanalım, hem de Afrikalı'nın gönlünü alalım diyecek iş adamı da yok. İş adamı kuruluşu yok. Top ne işe yarar bilmiyorum. Çok paraları var. Yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bankalardaki parasıyla oralarda böyle basit de olsa, yani güçlü lojistik merkezler, şunlar bunlar, ihracatçılar meclisi gider Trablus'a, der ki işte lojistik merkezi kurduk, aha mallar geliyor, hadi bakalım arkadaşlar falan. Yok. E şimdi yarın bir gün şöyle de haberler okuyabilirsiniz. Efendim bu işte Libyalılar da ne kalleş çıktı ha. İşte bakın bilmem ne aşireti dedi ki. Ya sen önce ona bir şeyler verdin mi? Sen onunla bir temas kurdun mu? Adamı orada imilla sivri külla bırakmışsın. O da etrafına bakınıyor. İtalyan gelmiş, ben sana para vereyim demiş. Hadi bakalım uğraş. Şimdi bakın. Bu askeri stratejilere çok sırtımızı dayadık. Gereksiz yere de birbirimizi çok övüyoruz. Ama bu iş sadece askerle bitseydi, iş kolaydı. Güçlü bir ordumuz var. İşte girdiği yeri de dağıtıyor, güzel oluyor. Ama öyle bitmiyor. Bakın, petrol bölgeleri Rusların elinde. Aynı bölgelerde Fransız petrol şirketleri çalışmaya başladı. Başka yerlerde başka şeyler oluyor. Her gün İtalya'dan bir iş adamı konseyi Trablus'a geliyor birader ya. Her gün Roma Ticaret Odası Başkanı geliyor, Napoli bilmem nesi geliyor, Milano konseyi geliyor her gün. Trablus'ta her gün bir İtalyan delegasyon var. Daha Türkiye'den bir tane gitmedi. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlatabiliyor muyum der. Bazılarınız diyor ki sen çok kötümser oluyorsun sona doğru. Ne yapayım? Siz söyleyin bana, ben ne yapayım? Kulağımın üstüne yatıp eyyamcılık mı yapayım 66 yaşında? Gerçek bu. Başa dönecek olursak askeriyeye. Önümüzde iki cepheli savaş riski yüksek. Tedbirlerimizi alacağız. Dikkatimizi dağıtmayacağız. Medyamızda lütfedecek, biraz daha düzenli haber geçecek o riskli bölgelerden. Çünkü birdenbire bir gün pat diye patlıyor, sonra Ardan abi ne diyorsun diye habire bana soruyorsunuz. Sorun tabii ki, büyük bir keyifle de cevaplarım ama işler biraz zor gidiyor, onu da anlatayım. Çok çok teşekkür ediyorum hepinize ilginiz için. Kanalım
YouTube'dan teşekkürler almaya başladı sayenizde. Demek ki iyi yoldayız. Anlatacağız, beraber çözümler bulacağız. Zorlayacağız. İnsanları, kurumları, millet olarak zorlayacağız. Gidip TÜSİAD'a diyeceğiz ki veya TOBA, git kardeşim, 1.3 milyar dolarlık Libya ortak ticaretini 10 milyar dolara çıkar. Hadi bakalım, çık, yap, yapacaksın. Askerim orada ölüyordu. O çocukların canı can değil mi? Senin yapacağın da para kazan. Böyle. Hadi bakalım, görüşmek üzere.